Herkese selamlar. Bugün müzikal belgesel video serime devam ediyorum. Bugünkü videomun konusu bu Amerika'da bir efsane vardır. Çapraz yollarda bir insan bir şeytanla karşılaşır. İşte çok güzel bir kadın da çok yakışıklı bir erkek şeklinde gelir. Ve size bir yetenek bahşeder ve karşılığında ruhunuzu ister sizden. Bu efsane üzerine kurulmuş bir gitaristin hayatından bahsedeceğiz. Ve bu efsane acaba gerçek olabilir mi? Ya da başka mantıklı açıklamaları var mı diye. Onun üzerine konuşacağız. Ve 27 yaş lanetinde ilk başladığın insanı tanımış olacağız bu videomuzda. Şimdi videomuza geçebiliriz. Sanatçımızın adı Robert Johnson. Hakkında en çok efsane üretilen müzisyenlerden biri. Modern blues müziğin temelini oluşturan akor kalıplarını, notaları ve ritimleri buluyor. Ve oldukça yetenekli bir müzisyen, zaten başarılarından da belli. Uğursuz 27 Yaş Efsanesi'nin başlangıcı ve birçok şeytin hikayesine gönderme. Supernatural dizisini izleyenler bilir. Orada bu hikayeye gönderme var bir tane bölümde, sanırım ikinci sezon olması lazım. Ve Crossroads filmini de izlemediyseniz eğer, linkin açıklamaları bırakırım. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu efsane hayatını biraz daha yakından bakalım. Çocukluğunu göçmen kamplarda ve çalışarak geçiriyor. Zaten siyahi olduğu için çokça ırkçılığa maruz kalıyor ve iyi bir yaşam şartları yok. Yani bilindiği üzere zaten çok kötü bir şekilde. Hala da günümüzde Amerika'da bu olay devam ediyor. Almış başını gitmiş durumda. Bir türlü ne kadar insanoğlu teknoloji geliştirse de kendi beynini geliştiremiyor. Neyse, konumuza dönelim. 8 Mayıs 1911'de Mississippi'nin kırsal bölgelerine dünyaya geliyor. Dediğim gibi o yıllar siyasi diyorum, siyahi bireyler için oldukça zor. Siyasi bireyler için hiç zor olmadığı için yanlış oldu tabii. Çocuk yaşlardayken bir gözün neredeyse bir hastalık sonucu, tahminen bir ateşli hastalık sonucu görme yeteneğini komple kaybediyor. Neredeyse kaybediyor. Daha sonrası 16 yaşındayken karısı doğum sırasında hayatını kaybediyor. Ve bundan sonra zaten Robert Johnson hani bir aklını kaybetme durumuna girip kendi köşesine çekilip müziğe yöneliyor. Zaten blues müziğin o dönemde siyahiler arasının popüler olmasıyla beraber o da blues müziğe doğru yöneliyor. Ve bestelerini blues tarzında yapıyor. Peki bu bahsettiğimiz şeytan efsanesi nasıl gün yüzüne çıkıyor? Şimdi konu aslında şu. İlginç şekilde gitarın nasıl akort ettiği bugün bile bilinmiyor Robert Johnson'ın. Ve bu olayda aslında 90'lardaki bir araştırmaya dayanıyor. Efsane de şu. Efsaneye göre bir gece yarısı tuvalet ihtiyacını gidermek için Robert Johnson sokağa çıkıyor. Ve orada şeytanla karşılaşıyor. Ve dünyanın en iyi gitaristlerinden, yani müzik yeteneği vermesi karşılığında, ona gitar çalabilmesi karşılığında ruhunu istiyor şeytan ondan. Ve Robert Johnson'a bu anlaşmayı kabul ediyor ve sonrasında şu şekilde oluyorlar. Şeytan gitarını alıyor şeyden Robert Johnson'a ve o akort edip Robert Johnson'a geri veriyor. Ve ilginç şekilde Robert Johnson'ın gitarını nasıl akort ettiğini bugüne kadar kimse öğretmemiş. Ve zaten bir barda da mesela onun akort yapışını ya da pardon çalışını izleyen biri olduğunu fark edince orayı terk ediyor. Ve 90'larda yapılan bir araştırmaya göre dediğim gibi cidden hala daha günümüzde bile Robert Johnson neye göre gitarını akort ettiği bilinmiyor. Ne bir notaya göre ne bir ses frekansına göre, çünkü akort ediyor gitarını. Zaten bu da beni cidden bir ara şüpheye düşürmedi değil. Yani hani böyle şeylere çok merakım yoktur ama hani cidden mistik bir olay var. Sonrasında zaten Johnson'ın şarkılarına baktığımız vakit, Robert Johnson'ın şarkılarına baktığımız vakit, işte Peşimdeki Cehennem Köpeği, Ben ve Şeytan, Kesişen Yollar Şeytanı gibi böyle cidden o efsaneye uygun, adına uygun, yani Crossroads efsanesine uygun bir şarkılar yazıyor. Yani zaten Supernatural izleyenler de bilir, orada işte cehennem köpekleri vardır, onlar vardır, bunlar vardır. Adam onları aslında 1900'ler, 30'larda falan filan yani hani böyle şarkılarına çatır çatır yazmış adam. Tabi
Bir diğer mantıklı açıklaması bunun. Ve çok hızlı şekilde dönüyor Robert Johnson gitar için. Yani bir sene için efsane bir gitarist olup geri dönüyor. Yani yok oluyor bir sene bir ortadan. Sonra geri dönüyor, efsane bir gitarist oluyor. Herkes buna çok şaşırıyor. Başka bir mantıklı açıklaması var şu şekilde olayın. Robert Johnson aslında babasını aramaya gidiyor. Kayıp babasını. Çıkıyor yollara. Sonrasında orada çok iyi bir gitaristle tanışıp bir yılını o gitaristle geçirip ondan sonra çok iyi bir gitar öğrenmiş şekilde geri geliyor. Zaten baktığımız vakit yani zaten bu mantıklı olması gereken olay. Ama tabii bu şarkının isimleri niye böyle? Bunu ben de bilmiyorum yani. Zamanla bir blues efsanesi haline geliyor. Günümüze kadar gelen 30 tane bestesi olduğunu söyleniyor ama çok daha tam fazlası var tahminen. Zaten dünyaca ünlü şarkıcılar ve besteciler onun birçok şarkısını alıyorlar. İşte Blues Brothers, Bob Dylan, Eric Clapton, Rolling Stones gibi birçok ünlü grup ve sanatçı onun şarkılarını alıyorlar. Bilinen en ünlü şarkısı ise Sweet Home Chicago. Birçok dediğim gibi film ve dizide hayatına gönderme yapılıyor. Ölümüne geldiğimiz vakit yaşı 27. Bir gün işte çaldığı yerin sahibinin, yani biraz çapkın Robert Johnson ve sarkıntı biri, işte çaldığı yerin sahibinin karısıyla birlikte oluyor. Ve bunu çaldığı yerin sahibi öneriyor ve ona bir alkol gönderiyor. Bir açık şişe alkol gönderiyor. Arkadaşı Robert Johnson içmemesi gerektiğini söylüyor. Robert Johnson da hayır içeceğim hani zamanım geldi gibisinden bir takılma yapıyor orada. 27 yaşında ciddi şekilde içip onu uyarılmasına rağmen arkadaşlarına içmemelisin bak hani kötü bir şey olabilir. Zehirlenerek hayatını kaybediyor Robert Johnson. Bir efsanede yani bir mükemmel kulaktan bu şekilde aramızdan göçüp gidiyor. Videom bu kadardı. Gelecek seride Eric Clapton'a değineceğim. Onun da cidden hayatı yani yazsak herhalde. Hikaye, roman, masal hangi yazı türü varsa hepsini olabilir. Hepsini kapsayabilir. Çünkü cidden çok inanılmaz. Neyse. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. İyi günlerde kalın. Sağlıkla kalın. Kalabildiğiniz evde kalın. İyi günler dilerim.